Selamun aleyküm, ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bugün, ya bugünü bir geç ya. Bir halinizi hatırınızı sorayım ya. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çiçeklerim, canlarım, ciğerlerim, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yorumlarda yazın. Bugün çizgi filmde fark etmediğimiz mantık hatalarına bakacağız. Bugün izlediğimiz çizgi filmlerin bilinmeyen detaylarını size göstereceğim. Bilinmiyorsa ben nereden biliyorum dediğinizi duyar gibiyim. Ama özellikle sizler için araştırdım. Daha ne yapayım? Bu çizgi filmleri izlerken var ya, gözden kaçırdığımız çok şeyi var. Çocukken izlediğimde anlamıyordum. Şimdi büyüdüm, öğrendim. Beynimi fark ettim ve beynimi sorguladım. Şimdi onu size göstereceğim. Hadi. Hadi yine iyisiniz. Evet. Eğer ki bu videoyu çok beğenirseniz, like sayısına abanırsanız bu videonun ikincisi gelir. Hatta hızlı gelir. Şu anda like atmanız için 5'ten geriye sayıyorum. Sonra videoya geçeceğiz hemen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like attığınıza göre o halde videoya geçelim. Hadi bakayım. Let's go. Biliyorsunuz ki Sünger Bob filminde garson vardı. Bu da onun kızıymış. Bu baba, bu da kızı. Yani abi aldatılmış olabilirsin bir balina tarafından. Bu oğlum kızıyla babası benzemiyor ki. Hadi bunu biz biliyoruz da çizgi filmdeki bu yengeç abimiz. Aga be. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu arada şu anda herkes en sevdiği çizgi filmi yorumlara yazsın. Bakayım kimler hangi çizgi filmi seviyormuş. Benim en çok sevdiğim çizgi film hangisiydi? Tom ve Jerry'yi bayağı severek izlerdim. Phineas ve Ferb'ü severdim. Ben bayağı bir çizgi film seviyordum. Hala seviyorum. Arada gizli açımızı. Burada fark ettiğiniz bir şey var mı? Ben söylemeden bakayım bulanlar olacak mı? Bakın, burnu burada, bıyığı burada. Yani anlamsız mesela. Mantık hatası, anladın mı? Burnunun altında bıyığı olması gerekiyor ama gözünün altında bıyığı var. Bu da Phineas ve Ferb'deki Phineas karakteriydi diye biliyorum. Yanlış söylüyor olabilirim çünkü bayağıdır izlemedim yani. Phineas'te de bir terslik var. Phineas'in kafası üçgen. Peki Phineas kıyafetlerini nasıl giyiyor? Yani bu sırrı biri açıklasın bize. Üçgen kafalı. Bir şeyden palmiye ağacına benzemiyor mu Phineas? Nasıl yalancı? Mesela bu şey Simpsonlar. Bu Simpsonlar var ya, bunların vefat etmiş hali bunlar. Mesela biz saçı var diye zannediyorduk değil mi? Halbuki iskeleti böyleymiş. Bir tuhaflık ben sezmiştim zaten Simpsonlarda. Peki bir şey diyeceğim. Bu elbiseleri nasıl çürümemiş hala? Demek kaliteli kıyafet giyiyorlarmış. Buradan bunu çıkartmam. Tom ve Jerry'ye geldik. Bak. Tom ve Jerry normal bir kedi biliyorsunuz. Yani bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Burada normal bir kedi gibi. Kıyafeti yok. Burada da sahile gidiyor. Sahilde kıyafeti var. Ne alaka? Yüzmeye gidiyorsun kardeşim. Niye kıyafet var ki üstünde? Kimse niye bir kedinin sahile gidip yüzünü sorgulamıyor da kıyafetini mi sorguluyor? Sünger Bob çizgi filminde bir tane daha mantık hatası var. Mesela denizin altındalar ama havuz boş. Mesela havuz niye boş? Bir kere havuzu doldurmaya bile gerek yok. Bir kere denizin altında niye havuz var amına? Abi bir dakika, beynim yanacak. Çok sorguladım. Bu videoyu arkadaşınıza gönderin. O da öğrensin. Bizim beynimiz yandı, onun da beyni yandı. Ben mutlu değilsem kimse mutlu olamaz. Bir tane daha geliyor bak. Bir tane daha geliyor. Jerry banyo ediyor, tamam mı? Burada da Tom onu kesiyor. Önemli nokta bura değil. Normalde Jerry çıplak. Ama bak, banyo ederken kendini saklıyor. Acayip. Bu karakterin ismi Plankton diye biliyorum. Yanlış biliyorsam eğer yorumlarda beni düzeltin. Bak, gözlük takmış ama bu zaten iki gözü yok ki bunun. Niye gözlük takmışsın mesela? Kızlara hava mı atmaya çalışıyorsun denizin altında? Hani Plankton yapma. Bizi mi kopartıyorsun? Bir tane daha mantığımızı sorgulayacağımız bir şey geliyor. Biliyorsunuz ki bu bir sincap. Soruyorum buradaki çizgi film yapımcısına. Duyuyorsan beni. Duyduğunu düşünmüyorum da. Bunun kafasında bir tane fanus var. Düdük nasıl çalabiliyor? Bence çizgi film yapımcıları sağlam bir kafa yaşıyor. Geldik şimdi Bugs Bunny'ye. Selam canım. Bugs Bunny'nin fark ettiyseniz eldivenleri var. Tavşan niye eldiven giyiyor, bu birincisi. Acaba elinde bir hastalık mı var? Ben zamanında hani egzamadan takıyordum. Hayır, ne alakası, saçmalama Musa ya. Kıyafet giymeyen bir tavşan neden eldiven giyiyor? Hadi bunu çözelim. Bak, şimdi bunu fark edenler olacak mı aramızda? Burada bir gariplik var. Bekliyorum. Fark etmenizi bekliyorum. Ha, size birazcık ipucu verin bak. Bu ne? Bu bir köpek değil mi? Bu ne? Bu da bir köpek. Bir köpek bir köpeği niye gezdirir? Siz hiç insan gezdiren insan gördünüz mü? He, ben anladım. Bu bir köpek, tamam mı? Bir arkadaşı yok. Köpek edinmiş. O onu gezdiriyor. Sonra bu onun kılığına giriyor. Bu onu... Aga be! Ah yalan dünya. Yok, böyle bir şey yok. Saçmalık. Harbiden bir köpek bir köpeği niye gezdirir? Aa, bu çizgi film aklıma gelmedi. Arthur muydu? Arthur'du evet. Yanlış da biliyor olabilirim. Siz doğrusunu yorumlara yazın. Arthur'da bak, şöyle bir gariplik var. Bak, kulakları burada. Gitmiş kulaklığı şuraya takmış. Demek ki müzik çalıyor gibi yapıyor. Ders çalışıyor. Zeki oğlum bu. Ah ulan, kimse fark edememiş. Zeki adamın hali başka oluyor. Vardır. Vardır bir bildiği Arthur'un diyelim. Bu Tarzan çizgi filmdeki karakter. Bu karakter maymunlar tarafından büyütülüyor. Ama tıraş oluyor mesela. Çizgi filmde tıraş oluyor. Nasıl oluyor? Bana biri göstersin. Nasıl, hani sakalı falan yok. Ama maymunlar tarafından büyütülüyor. Maymunlar cehennemindeyim. Alaaddin'in memucu yok. Nerede bu
Alaaddin'in memo uçları ha? Ben koydum şuraya iki tane memo ucu. Kimse bunu fark etmedi değil mi? Ben de fark etmiştim ama şimdi fark ettim. Şimdi sakallandım. Çizgi filmi izlerken bunları fark etmiyordum ama şu an daha netçe görebiliyorum. Fark ettiyseniz Plankton, yani şu karakter, tırnak törpüleme aletiyle hapisten kaçmaya çalışıyor. Sorgulamamız gereken bir şey daha var. Ulan Plankton, fındık kadarsın. Şu parmağım kadar bir şeysin. Hatta şu kadar falansın. Hapisten zaten kaçabiliyorum bak. Şu demirlerin arasından zaten geçebiliyorum. Ulan sen niye hapisten kaçmaya çalışıyorsun? Bağırma lan milletin içinde. Bir şey diyeceğim. Bu çizgi filmin ismi neydi? Bu çizgi filmin ismi neydi? Yorumlarda yazabilir misin? Aklıma gelmedi. Bunun bir babası vardı sanki. Aslandı. Evet. Bak bu çizgi filmde ise bu bir kuş, tamam mı? Su aygırını kaldırabiliyor. Ama şunu küçük aslancıyı kurtarmak için arkadaşlarını çağırıyor. Yani yardım istiyor. Bunu kurtarmak için yardım istiyor. Peki kimse de demiyor ki bu kuş su aygırını nasıl kaldırıyor? Kaslı bu, kaslı bak. Her gün basıyor. Biceps, triceps, bunda hepsi var ama. Ulan her şeyi geçtim lan, bir aslan mesela niye ağaca sarılıyor? Bu kuşu yemesi lazım şimdi ya. Bir kere bu kuş niye bu aslana yardım ediyor? Aslanın kuşa yardım etmesi gerekmiyor mu? Aa, o kadar çok sorgulayacağımız şey var ki neyse. Geçelim. Fark ettiyseniz şu demirin aralığı bu Şirine'den büyük. Kafasını soksa zaten geçecek. Sizin o hapiste ne işiniz var mesela? Niye böyle mesela kurtulmayı bekliyorsunuz? Ben küçükken bu pencerenin önünde böyle bir korumalık olur ya. Mesela ben oradan kafamı sokuyordum, küçükken çıkıyordum. Evden kaçıyordum. Siz de böyle olun. Verdiğim nasihatlara bakalım. Yok şaka yapıyorum. Tabii ki de evden falan kaçmayın. Annenize haber vermeden çıkmayın bir yere. Şirin baba. Bak bak bak. Burada ne fark ettiniz? Burada 4 ördek tavuk yiyor. Tavuk yiyorlar ya. Tavuk. Ah, çocuklarına da bir de yediriyor. Sen nasıl anasın? Ördekler tavuk yer mi? Eğer yiyen ördek varsa bunun videosunu bana Instagram'dan bir yerden atın, ben görmek istiyorum. Burada Temel Reis var. Allah Allah. Kaslı biliyorsunuz. Benim gibi kas. Şşş, sakın kaslarımı küçümsemeyin. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Kaslıyım işte diyorum. Anlarsınız ya. Bu arada Temel Reis göt çeneli. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bunu söylemek istedim sadece. Temel Reis'in piposu ağzı burada. Piposu burada. Piposu ağzında olması gerekiyor. Ama ben bir şey daha buldum. Halbuki görünmeyen bir kısımda ağzında delik varmış. Yani piposunu buraya takıyormuş. Bunu eminimdir ki bilmeyenlerimiz vardır. Ben de bunu bilmiyordum. Öğrendim de harbiden şok oldum. Özellikle bu kesiti, tamam mı? Bilmediğiniz arkadaşlarınıza atın. Bu videonun şu kesitini alın. TikTok'a, MikTok'a atın zaten. Zaten atıyorsunuz da. Bunu bilmeyen arkadaşlarınıza atın. Çocukluğumuzu yıktı şu bilgiler. Çocukluğumuzu. Bugs Bunny tıraş oluyor. Canım, selam canım. Ya kimse bunu sorgulamış mesela. Bu tavşan niye tıraş oluyor? Bugs Bunny'yi tıraş ettiren hayat bize neler yapar neler. Bir tane daha geliyor. Hazır mısınız? Bak bir tane daha geliyor. Bak Alaaddin biliyorsunuz. Şapşalı aşık. Burada da sevdiği kız var. Manity. Bak bu Manity uçan halıya binmeye korkuyor. Ama kaplanı var. Bence Alaaddin seni sevmiyor, halıya binmemek için bahane uydurmuş, haberin olsun. Alaaddin sevenler şu an seri üzgün. Şimdi birazdan beynimiz yanacak. Hazır mısınız? Sünger Bob ve arkadaşı Deniz'in altında ateş yakıyor. Aga bu nasıl olabilir? Biri bana açıklasın. Yani beynimi çıkarmam lazım bunu kabul etmem için. Deniz'in altında nasıl ateş yakabiliyorlar abi? Ben bir şey yapmadım abi. Allah'ım yemin ediyorum beynimi kaybedeceğim bu videoda. Bir tane daha bak. Fark ettiğiniz üzere bak. Şurada hayvanat bahçesi yazıyor bak. Ama şu aşağıdakiler ne sizce? Tavuk. Neyse. Kafayı yeriz yoksa çok sorgularsak. Benim beynim yandı. Bundan sonra daha az sorguluyorum. Ama ben bu videoda aşırı eğlendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Benim gerçekten de mantığımı sorguladığım, güldüğüm, eğlendiğim bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer ki bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsan aşağıdan abone olup bizi şunu açmayı unutma. Eğer bunu yaparsan bu tarz videoların devamı gelir. Zaten bu dakikaya kadar like attığını düşünüyorum. Sizleri gerçekten de çok seviyorum. Her geçen gün ailemiz büyüyor. Çok öptüm lan. Sürekli öpücük atıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yandan çıkan videolara gitmeyi unutmayın. Şurada videolar çıkacak. Buradan tıklayıp gidebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm. Let's go!